Yayınıma hoş geldiniz. İşte Ermenilerin sözde soykırım yaygaralarını yaptığı bu günlerde Putin'in Paşinyan'ı şımarttığı veya Paşinyan'ın kafasını karıştırdığı bu günlerde Zenginan'a saldırı gerçekleşti. Zenginan'a yapılan sabotaj gruplarının sızma girişimi ve özellikle yoklama girişimine Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi. Birçok sızma yapanın yakalandığı ve bu konuyla ilgili Azerbaycan'ın ihtiyatlı davranarak İran ve Rusya kışkırtmasını gördüğü için orayı fazla dünyaya duyurmadı. Ama böyle bir saldırı, böyle bir tahrik gerçek. Sabotaj gruplarıyla Zenginan'a sızıp Zenginan'a saldırma niyetlerini ortaya koydular. Hatırlayın, şu anda Kelbecer birçok bölge bizde. Özellikle Kelbecer dahil birçok bölgeye yerleşmemizi Ruslar engelliyor şu anda. Bunları da konuşalım. Rusların zayıflaması, Rusların bedel ödemesi, Rusların bölgedeki artık o karanlık bölgelerine gitmesi Ukrayna'da çok büyük bir hezimette taşlanmalarıyla oluşacaktır. Özellikle Rusların Doğu Ukrayna'da büyük kayıplar verip püskürtürdüğü, askerlerin yeniden toparlanmakta zorlandığı ve isteksiz oldukları rapor ediliyor. Bu da Rusya'nın orada yeni bir hezimet, yeni bir Kiev hezimeti yaşayacağını ortaya koyuyor. 67 tane Azerbaycanlı kardeşimiz bu yollanan, evet bu soykırımda, Kelbecer'deki soykırımda orayı terk eden vatandaşlarımızın dönüşlerindeki çektikleri çileye bakın. O soğuk dağlardan inerken çektikleri çileye bakın. Her şeyi anlatırken kolay oluyor. 67 kişi günlerce mağarada kaldı. Tabii ki birçoğu Ermenilerce yakalandı, birçoğu da geri kaçabildi. Yani çektikleri sıkıntıyı görün. Bu sıkıntılar yaşayan bilir. Çoluk çocuk demeden neler yaşadıklarını bir düşünün. İşte bu acıları gör Avrupa, bu acıları gör dünya. Öyle sözde Ermeni soykırımı diye oraya buraya yalan yanlış şeyler anlatılmasın. Bu teyzemizin savaştan giderken yanında götürdüğü hayvanlarıyla beraber, geçimlerini ve yaşayanları sağladıkları hayvanlarıyla beraber götürdükleri ve o hüzünlü bakışları hiç hafızamızdan çıkmayacak. İnanın bu insanlar dönerken bile o kadar mahzun ve o kadar başları dik döndüler ki silahları yok kendilerini savuracak. Gorbaçov hepsini toplamış. Ama buna rağmen başları dik bir şekilde burayı terk ettiler. Çünkü biliyorlardı ki damarlardaki o asil kan bir gün geri dönecek ve bir gün onlardan hesabı sorup orayı alacak. Buradan Azerbaycanlı yetkililere sesleniyorum. Kelbecer'de halkımızın yoğun bir şekilde istikamı sağlansın, yerleşimi sağlansın ve en ufak bir şekilde topraklarımıza saldırı olduğu an Türkiye ile beraber en sert karşılığı verir. Başka şekilde bu iş işinden çıkılmaz. Şimdi Ermeniler diyor ya bize katliam yapıldı diye. Daha çok yakın bir dönem, 1993 yılında. Neresi burası? Evet, neresi burası? Başlıbel Köyü. Başlıbel Köyü'ndeki trajediye bir bakalım. Özellikle işgalci Ermeni saldırısı sonucu. Evet, işgalci Ermeni saldırısı sonucu. 19 sivil rehin alındı, 27 kişi de katledildi. İşte bunları düşündüğünüzde, bu zulmü, bu kötülüklere baktığınızda o günler gerçekten sabrımız, o günler dayanacak gücümüz nasıl oluşmuş, nasıl dayanmışız hala aklım almıyor. Bu acılara nasıl dayanmışız? Bu krizler olduğu zaman çok daha tabii ki yaşımız ergen dönemleriydik. Ama hala unutamıyoruz. 16-17 yaşlarındaydım ama hala bu yaşanan sıkıntılar hafızamda. Ama gerçekten bu acıların yaşandığı bu yerlere artık Ermenilerin en ufak bir şekilde ateşkesi ihlal etmeleri bile benim tepemin atmasına neden oluyor. Başıbel, evet Başlıbel köyünde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet. Rehin alanından akıbeti hakkında tabii ki bilgim yok ama eğer Ermenistan'a götürüldüyseler
Bütün beddualarımız Ermenistan'a. 13-14 yaşında bir çocuğu Zabil Hasanov'u gördüğünüz gibi şu anda kamyonete indirmeye çalışıyorlar. O kadar temiz bir çocuk, görüyorsunuz. Ne olduğunu anlamıyor. Korkuyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi onu alıyorlar. Ailesinden koparmak için çok büyük bir sınav. Büyük bir eziyet. Evet, gördüğünüz gibi alıyorlar, bekliyorlar. Ve özellikle şimdi göreceksiniz. Nenesi rica ediyor. Ama duyan var mı? Çünkü vicdanlarını kaybetmişler. Kalplerinde en ufak bir şekilde ne merhamet, ne de insanlık var. Evet, bu nenemizi Azerbaycan bir gün gelecek. Hepinizi buradan geri yollayacak dediği için vurup öldürüyorlar. Hem de torunun gözü önünde. Tabii ki çocuk da buna itiraz ettiğinde onu da dövmüşler. Gerçekten insan üzülüyor. İnsanın yüreği dağlanıyor. Nenenin şu ellerini kaldırışı, semaya haykırışı, her şeyi gidiyorlar. Git. Zabil Safarov, evet. Zabil Safarov. Gerçekten insan üzülüyor. Uzun zaman işkence görmüş. Gerçekten Rabbim ona büyük sabırlar versin. O acıları yaşamış. O üzüntüyü yaşamış. Ermenilerin elinde esir düşmüş. Ama yüzünde hala o acılar hala duruyor. Ermeni çetelerinin özellikle Kelbecer yönünde de taciz atışları yaptıkları ve eş zamanlı olarak bu adımlarda bulundukları da bir gerçek. Özellikle Rusya'nın Ermenistan içerisinde orduyu yönlendirdiği çok açık. Şimdi bir taraftan normalleştirme görüşmeleri yapıyoruz diyeceksiniz. Bir taraftan Putin'in tehditlerine, Putin'in kışkırtmalarına boyun eğeceksiniz. Bir taraftan da Kerbeçer'de, Zenginan'da tahrik yapacaksınız. Paşinyan'ın ordunun tümüne hakim olduğunu artık kimse inanmıyor. Ermenistan'ın şu anda Rusya'nın güdümünde olduğunu artık herkes görüyor. Evet, büyük bir güdüm içerisindeler ve yoğun bir şekilde bu baskıyı iliklerine kadar hissediyor Ermenistan. Rusya bölgede sallanmadan, Sovyetler gibi dağılmadan Ermenistan'a da rahat yok. Çünkü onları devamlı Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı kışkırtan bir ülke var Rusya. Onlar böyle davrandıkça, onlar böyle adımlar attıkça tabii ki peşi gelecek. Ama şu bir gerçek ki artık çok güçlü ve etkin bir şekilde karşılığını alacakları bir dönemin gelmesi gerekiyor. Yani Ermenistan'ın şu anda işgalde tuttuğu bölgelerden de çıkartılması lazım. Çok büyük acılar yaşatmışlar ve bunun karşılığını mutlaka almalılar. Azerbaycan şu anda çok güçlü durumda Ermenistan'a göre, Rusya'da zayıfladığına göre artık bu realist adımların, bu önemli adımların atılmasının vakti geldi, geçiyor diyebiliriz. Gerçekten de öyle. Güçlü, emin ve çok etkin adımlar artık gerekiyor. Ne olursa olsun pes etmeyecek. Ne olursa olsun durmayacak Türk orduları. Bu yaşatılan acıları unutmayacağız. Zenginan'daki sabotaj girişimi, Kelbecer'deki ateşkes ihlalleri bunları buradan kovmadan durmayacak. Yeni bir savaşsa savaş, yeni bir müdahale ise müdahale. Rusya artık bölgede kaoslu savaşı tahrik etmeyi durdurmalı ve yeniden Kuzey Kutbu'na dönmelidir. Artık bu gerçekliktir. Artık dönmelerin vakti geldi. Geçiyor bile. Azerbaycan en güçlü olduğu dönem şu anda bunları burada barındırmayacak inşallah. Şu Kelbecer'in bir güzelliğine bakalım. Kışın resmen bir kış cenneti. Evet, gördüğünüz gibi Kelbecer başka güzel. Kelbecer bir başka iyi. Baharda bir başka, kışın bir başkaydı. Bu görüntüler geçen aylardan mükemmel bir görüntü. Muhteşem bir görüntü.
geçene kadar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.